Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Türkiye'nin iklimini irdeleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bütün detaylarıyla birlikte şöyle güzelce Türkiye iklimine hakim olacağız. Öncesinde size 9. sınıfın Nisan ayı programını göstereyim. Bu programa mümkün mertebe herkes uyuyor sevgili arkadaşlar. Ne kadar uyarsanız o kadar çok işinize yaradığını göreceksiniz. Bugün e, ayın altısı ve perşembe günü coğrafya dersiyle devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta gene ayın 13'ünde arkadaşlar saat 18'de coğrafya dersiyle gene birlikte olacağız. Programımızı şöyle kaldırdıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Dinamo Soru Bankamızı şöyle bir gözden geçiriyoruz arkadaşlar. Bu soru bankası bizim için çok 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 önemli. Ne yapıyoruz? Burada hemen sayfa 78'i şöyle bir açıyoruz arkadaşlar. Ne varmış 78. sayfada arkadaşlar? Türkiye'de iklimi etkileyen faktörler yani Türkiye iklimini görüyorsunuz. Bu videodan sonraki ödeviniz arkadaşlar, videoyu izledikten sonra Dinamo soru bankanızdaki soruları da çözüyorsunuz. Konunuz iyice pekişmiş şey oluyor. Değerli arkadaşlar. Şimdi eğer sizler de hazırsanız ne yapalım? Türkiye iklimine başlayalım. Türkiye ikliminde neler işleyeceğiz sevgili arkadaşlar? Türkiye'de iklimi etkileyen faktörlere bakacağız ve Türkiye'de görülen iklimlere bakacağız. Her zaman söylerim. Bir tane memleketimiz var arkadaşlar. Türkiye ile ilgili çok çok şeyi bilmemiz gerekiyor. Ne kadar çok tanırsak memleketimizi o kadar bizim için iyi olur değerli arkadaşlar. Çevreyi tanımak, çevreyi bilmek, ülkeyi tanımak bizi bir sürü doğal afetten, felaketten koruduğu gibi geleceğe dönük planlama yaparken de çok çok işimize yarayacak değerli arkadaşlar. Şimdi hemen Türkiye'nin iklimini Neler etkiliyor ona bakalım. Bir tanesi mutlak konuma bağlı faktörler, diğerine göreceli konuma bağlı faktörler. Şimdi hemen hatırlayalım. Mutlak konum neydi arkadaşlar? Mutlak konum bulunduğu enlem ve boylam. Arkadaşlar, göreceli konum neydi? İşte çevresindeki denizler, ortalama yükseltisi, komşuları, dağların işte uzanışı falan gibi faktörler. Yani burada neye bakıyorduk? Paralel ve meridyenlere. Buradaysa sevgili arkadaşlar sadece kendine özgü olan özelliklere bakıyorduk. Mutlak konuma bağlı olarak Türkiye'de iklimin Neler etkiliyor? Bir kere kuzey yarım kürede yer alması ve orta kuşakta yer alması. Şimdi burada orta kuşakta yer almasını şöyle bir Etkisi var. Orta kuşakta yer alınca arkadaşlar ne oluyordu? Hatırlayalım dört mevsim belirgin yaşanıyordu. Evet dört mevsim belirgin yaşanıyordu. Bu sadece orta kuşakta. Orta kuşak dediğimiz yerler neresi? 30 ve 60 enlemler arasında kalan yerler. Peki Türkiye'nin bulunduğu e, enlem e, aralıkları nelerdi arkadaşlar? Onu da hemen hatırlayalım. 36-42 kuzey paralelleri değil mi arkadaşlar? Göreceli konumuna baktığımızda yer şekilleri biliyorsunuz Türkiye'de oldukça engebelidir yer şekilleri. Yükselti yükselti de batıdan doğuya doğru artmakta. Denize göre konum üç tarafımız denizlerle çevrili arkadaşlar. Çevresindeki basınç merkezleri ve rüzgarlar bunlara da bakacağız neler olduğunu. Eğim ve bakı. Bakı ne demekti? Güneşe dönük yamaç. Mesela Türkiye'deki bakının yönü neydi? güney. Çünkü kuzey yarım küredeydik biz. Kuzey yarım bakı yönü güney. Dağların kıyıya uzanış doğrultusu arkadaşlar. Bunu da şöyle hatırlayalım. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya nasıl uzanıyordu? Paralel. Fakat Ege bölgesinde nasıl uzanıyor? Dik uzanıyor. Bu da iklime etki ediyordu. Şimdi bunları şöyle bir tanıyalım. Nelerden bahsediyoruz? Bilelim. Türkiye'nin mutlak konumunun iklime etkileri. Şimdi orta kuşakta olmasının iklime etkileri Kuzey yarım kürede olmasının iklime etkileri ve yengeç dönencesinin kuzeyinde olmasının iklime etkileri var. Şimdi Türkiye'nin göreceli konumunun iklime etkilerine baktığımızda etrafındaki denizlerin iklime etkisi, Türkiye'nin etrafındaki basınç merkezlerinin iklime etkisi ve etrafındaki Türkiye'nin etrafındaki kara kütlelerinin iklime etkisi gibi böyle başlıklar oluşturabiliriz. Bakın burada orta kuşaktan kastımız neydi? Hatırlayalım hemen. 30 ve 60 enlemleri arasındaydı değil mi arkadaşlar? Orta kuşak. Türkiye'de 36-42 enlemleri arasında kalan şu aralıkta bulunuyordu. Ve Türkiye aynı zamanda yengeç dönencesinin kuzeyindeydi değerli arkadaşlar. Yengeç dönencesinin bulunduğu enlem şöyle çizecek olursak. Kaçtı dönençeler sevgili arkadaşlar? 23 derece 27 dakika. Yani Yengeç dönencesinin kuzeyindeydik. Peki bu dönençelerin Esprisi neydi hatırlayacak olursak arkadaşlar? Dönenceler, bir de aşağıda oğlak dönencesi vardı. O da 23-27 güney değil mi arkadaşlar? Şurası ekvator 23-27 güney. Şurada dönenceler arasına güneş ışınları dik geliyordu. Dönencelerin dışında kalan yere güneş ışınları arkadaşlar dik gelmez. Yani sadece dönenceler arasına 90 derecelik açıyla gelirdi. Türkiye dönencelerin dışında olduğu için Türkiye güneş ışınları dik gelmez sevgili gençler. Şimdi şöyle bakalım Türkiye'de görülen iklimler neler? Şimdi bakın çok basit, güzelce özetlenmiş bir harita görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de görülen iklimler neler? Bakınız. Şu yeşille gördüğünüz alan, yeşille gördüğünüz alan nedir? Karadeniz iklimi. Değil mi? Şuraya yazalım. Karadeniz iklimi. Bu Karadeniz ikliminin özellikleri neler? Karadeniz ikliminin özelliği nedir? Yıl boyunca yağış alır. Yıl boyunca yağış alır. Yani kurak mevsim yok Karadeniz ikliminde. Ee, şimdi yıl boyunca yağış aldığı için yağış rejimi ne oluyordu? Düzenli oluyordu, değil mi arkadaşlar? E şimdi yağış rejimi böyle düzenli yıl boyunca yağış alan bir iklim, tabi ona göre tarım ürünleri e, çeşitleniyor, farklı tarım ürünleri yetişiyor. Biliyorsunuz Karadeniz'de yetişen e, bazı ürünler Türkiye'nin başka yerlerinde yetişmiyor ne gibi çay ve fındık gibi değil mi arkadaşlar? Bakın Karadeniz ikliminin şurada Karadeniz'de ince bir hat şeklinde uzandığını görüyorsunuz. Neden ince bir hat şeklinde uzanıyor? Neden daha fazla içeriye sokulmuyor Karadeniz iklimi? Derseniz arkadaşlar çünkü ne var burada? Hemen Karadeniz dağları var değil mi? Şöyle uzanan dağlar var. Bu dağlar deniz etkisinin içeriye sokulmasına müsaade etmiyor. Benzer şekilde Akdeniz'e bakın Akdeniz iklimi burada ince bir hat şeklinde uzanıyor değil mi arkadaşlar? Fakat Ege'ye baktığınızda içeriye sokuluyor. Neden? Çünkü Ege'de dağların uzanışı şu şekilde. Yani kıyıya dik. Bakın dik uzanıyor. Ama Karadeniz ve Akdeniz'de kıyıya paralel uzandığı için ne oluyor? Dağ şu şekilde deniz etkisi içeriye sokulamıyor. Burada da deniz etkisi içeriye şu şekilde sokulamıyor. Fakat Ege'de arkadaşlar dağlar şöyle uzandığı için deniz etkisi ne yapıyor içeriğe çok rahat bir şekilde sokulabiliyor. Şimdi burada tabii Türkiye'de en geniş e, iklim sahası karasal iklime ait arkadaşlar. Şimdi madem biz bir yarım adayız yani üç tarafımız denizlerle çevrili arkadaşlar. İşte kuzeyimizde Karadeniz değil mi? E, güneyimizde Akdeniz işte Ege Denizi Marmara Denizi. Peki niye bu kadar karasalız biz? Çünkü değerli arkadaşlar dağlar deniz etkisinin içeriye sokulmasını engellediği için Türkiye'de karasallığın etki alanı bu kadar geniş oluyor. Anlatabildim mi? Türkiye'de karasallığın etki alanı oldukça geniş sevgili arkadaşlar. Bakın buraya ne diyoruz? Karasal iklim. Karasal iklim. Tabii bu karasal iklim Birazcık ılıman bir karasal iklim sevgili arkadaşlar. Bir de bunun sert karasalı var. Erzurum, Kars çevresinde bakın şu alanı görüyorsunuz. Şimdi Erzurum, Kars'ta karasal iklim neden daha şiddetlidir? Çünkü yükselti fazla sevgili arkadaşlar. Bakın burası da sert karasal. Evet. Peki karasal iklimle sert karasal iklim arasındaki fark ne? Arkadaşlar burada sıcaklıklar kışın çok daha fazla düşüyor. Yani eksi 40'lara kadar düştüğünü görüyoruz. Ayrıca burada yaz yağışlarını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Marmara bölgesine baktığımızda değerli arkadaşlar, Marmara bölgesinde aslında Akdeniz iklimi görülüyor. Akdeniz ikliminin birazcık e, bozulmuş hali diyebiliriz. İşte o yüzden biz buna ne diyoruz? Geçiş iklimi diyoruz. Bakın şu bölge, Marmara bölgesine dikkatlice bakın. Hangi iklimler var? Karadeniz iklimi var mı? Var. Akdeniz iklimi var mı? Var. Karasal iklim var mı? Var sevgili arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla Marmara bölgesi Türkiye'deki iklimlerin hepsinin görüldüğü böyle bir e, saha değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki iklimleri incelemeye devam edelim. Türkiye'de iklim elemanları neler? Arkadaşlar iklim elemanları zaten biliyorsunuz sıcaklık, basınç, e, rüzgar, nem ve yağış diye biz e, başlıklar altında ele alıyorduk. Yani açıkçası şöyle buna sıcaklık diyorduk bir basınç ve rüzgarlara iki nemlik ve yaşa üç diyorduk. Yani biz Türkiye'deki sıcaklığı basınç rüzgarları nemlik ve yaşı irdeleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de sıcaklık e, izoterm haritalarına baktığımızda temmuz ayı sıcaklık dağılışı ile ocak ayı sıcaklık dağılışı arasında bazı farklar görüyoruz. Şimdi Türkiye'de Temmuz ayında arkadaşlar. Temmuz ayında. En yüksek sıcaklıklar nerede? Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Ya niye Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Akdeniz'de değil? Bakın şurada görüyorsunuz 34 derece civarında ve daha fazla olan yerler. Ama Akdeniz'e baktığınızda burada işte 28 dereceden daha yüksek yerler. Ya neden Güneydoğu'da Akdeniz değil? Şimdi bu, bunun sebebi nedir arkadaşlar? Şimdi sebebi şu. Biliyorsunuz hemen şurada ne var? Akdeniz. Yani deniz var. Evet. Oysa Güneydoğu'da burada deniz yok değerli arkadaşlar. Şurası kara değil mi? Biliyorsunuz işte Suriye, Irak falan filan. Şimdi denizler ne yapıyordu arkadaşlar? Denizler sıcaklığın fazla yükselmesini veya düşmesini engelliyordu. Yani daha dengeli bir sıcaklık oluşturuyordu. O yüzden Akdeniz bölgesi, Akdeniz kıyıları yaz aylarında Güneydoğu kadar ısınmaz. Evet ısınır. Oldukça fazla ısınır. Ama Güneydoğu kadar ısınmaz. Kış aylarına bakacağız birazdan. Hatta şurada hemen bakalım. Kış aylarında ise arkadaşlar dikkat ederseniz Akdeniz 10 derece civarındayken yani Türkiye'nin en sıcak yeriyken Güneydoğu 4 dereceden birazcık daha fazla. He, demek ki kışın ne olmuş? Bu deniz etkisi sıcaklığın daha fazla düşmesini ne yapmış arkadaşlar? Engellemiştir. Demek ki yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak yeri neresi? Güneydoğu. Ama kış aylarında Türkiye'nin en sıcak yeri neresi? Akdeniz. Bunun sebebi ne arkadaşlar? İşte burada bulunan deniz. En düşük sıcaklıklar Temmuz ayında arkadaşlar nerede görülüyor? Karadeniz kıyılarında görülüyor. Bunun tabii e, sebebi ne? Bunun sebebi ne? Ee, Karadeniz kıyılarının hani hem enlem etkisi, güneş ışınlarının düşüş açısındaki, geliş açısındaki düşme sevgili arkadaşlar. Ee, bunun sebeplerinden bir tanesi. Ocak ayına baktığımızda arkadaşlar en yüksek sıcaklıkları nerede görüyormuşuz Ocak ayında? Akdeniz'de görüyormuşuz. Peki en düşük sıcaklıklar nerede görüyoruz? Erzurum, Kars'ta görüyoruz. Bakın şu gördüğünüz alanda görüyoruz. Neden? Çünkü birincisi enlem yani kuzeyde güneş ışınlarının geliş açısıyla alakalı. Bir diğeri de yükseltisinin fazla olması. Yükseltinin fazla olmasından dolayı ayrıca karasallığın etkisiyle birlikte ne oluyor? Erzurum, Kars oldukça soğuk bir yer oluyor. Ne diyoruz? Neden Erzurum, Karsmış arkadaşlar? Çünkü birincisi yüksek, bir diğeri karasal, doğru mu? Şöyle yapalım. Karasal. Çünkü deniz etkisine uzak ve bir diğeri de enlem yani ekvatora Uzaklıktan dolayı Türkiye'nin Ocak ayında en soğuk yeri burası oluyormuş. Şimdi devam edelim. Sıcaklık farkı dağılışı haritası. Şimdi arkadaşlar sıcaklık farkı e, yani yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkları veya gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları. Yaz ile kış arasındaki farka biz ne diyoruz? indirgenmiş e pardon yıllık ortalama sıcaklık diyoruz arkadaşlar yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkına biz ne diyoruz yıllık sıcaklık farkı diyoruz sevgili arkadaşlar ee, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkına ne diyoruz günlük sıcaklık farkı diyoruz şimdi sıcaklık farkı dağılışına baktığınızda en fazla sıcaklık farkı nerede Doğu Anadolu bölgesinde neden neden bunun sebebi Doğu Anadolu bölgesindeki karasallıktır arkadaşlar karasallık. Şimdi karasallık ne yapar? Biliyorsunuz sıcaklık farkını arttırır. Denizellik ne yapardı? Sıcaklık farkını azaltırdı. Yani karasalsa gece ile gündüz, yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı çok artıyordu. Ama denizelse bunlar azalıyordu. En az sıcaklık farkı nerede? Doğu Karadeniz'de. Neden arkadaşlar neden? Çünkü bunun sebebi de nemlilik. Yani Denizelliğin ve yağışların etkisi bir yerde nem fazlaysa sıcaklık farkı ne oluyor? Az oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık e, dağılışına baktığımızda burada şu kavram dikkatinizi çeksin istiyorum. İndirgenmiş ne demek arkadaşlar? Yükseltinin, yükseltinin yok sayılması demek. Yani biz her 200 metrede sıcaklığı biliyorsunuz e, bir derece e, yükseldikçe 200 metrede bir derece yükseldikçe arkadaşlar sıcaklık ne oluyordu? Düşüyordu. Ee, sıcaklığın etkisini ortadan kaldırdığınız zaman e, indirgenmiş sıcaklık ortaya çıkar. Yani e, yükselti yok sayılıyor değerli arkadaşlar. En yüksek sıcaklıklar bakın Güney Anadolu bölgesinde görülüyor. İndirgenmiş e, haritaya baktığımızda en düşük sıcaklıklar gelenlerde görülüyor arkadaşlar... Erzurum, Kars'ta. Bakın neden Güneydoğu'da gözüküyordu? Çünkü Güneydoğu'da karasallık ve enlem etkisi, doğru mu? Şimdi bakın enlem etkisine kastımız... E, ...Türkiye, ekvatora en yakın olan kısmı neresi? İşte buralar, Akdeniz ve Güneydoğu. İyi de peki neden Akdeniz değil de Güneydoğu? Çünkü Güneydoğu karasal. Karasal olan yerler daha çok ısınır yazın. Ama kışın en sıcak yer neresiydi arkadaşlar? Biliyorsunuz Akdeniz'de. Peki en düşük sıcaklıklar neden Erzurum-Kars çevresinde arkadaşlar? E çünkü bunun sebebi de neydi? Bir tanesi enlem, bir tanesi yükselti, bir tanesi de neydi? Karasallık. Karasallık. Yani deniz etkisine uzak olması. Şimdi Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri neler? Sevgili arkadaşlar Türkiye'nin etrafında dört tane basınç merkezi var. Tamam mı? Türkiye'ye etkileyen. Bunlardan iki tanesi Türkiye'nin aşağısında, iki tanesi Türkiye'nin yukarısında. Yukarıda olanlar bizi kışın etkilerken aşağıda olanlar ne yapıyor? Yazın etkiliyor. Şimdi bunlar neler? Arkadaşlar bunların bir tanesi şuraya yazalım. Azor basıncı bakın Azor. Bir tanesi Sibirya hemen şuraya yazıyorum. Sibirya yüksek basıncı, Azor alçak basıncı. Bir tanesi şurada, ee, pardon, şu İzlanda olacak değerli arkadaşlar. Şurası İzlanda. Şöyle düzelteyim. Evet, İzlanda alçak basıncı. Şurası Azor yüksek basıncı. Burada da e, Basra alçak basıncı var sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlar Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri. Dört tane bakın. Ne dedik? İzlanda, Sibirya, Azor ve Basra. Kuzeydekiler, şurası Türkiye gördüğünüz gibi. Türkiye'nin kuzeyinden etkileyenler kışın etkiliyordu. Güneyinde etkileyenler ne zaman etkiliyordu? Yazın etkiliyordu. Şimdi... Dinamik kökenli alçak basınç alanı olan İzlanda arkadaşlar ne zaman etkili olurmuş? Kışın etkili oluyor. Etkili olduğu dönemde ılık ve yağışlı bir ortam oluşturur. Cephesel yağışların oluşumunda etkilidir. Sevgili arkadaşlar bizim ülkemizdeki kış yağışlarının temelinde ne var? Bu İzlanda'nın getirmiş olduğu yağışlar var. Peki Sibirya'ya bakalım. Sibirya termik yani sıcaklık kökenli. Sıcaklığın düşük olmasından kaynaklı oluşuyor. Kışın etkili karasal, soğuk ve kurudur. Türkiye'de doğu ve kuzeydoğudan sokulur. Hani bazen haberlere konu olur ya işte Sibirya soğukları geliyor falan diye. Arkadaşlar Sibirya soğukları bir benzetme değil. Sibirya'dan gerçekten bize soğuk geliyor ve Türkiye'de Sibirya etkili olduğu zaman çok sert kışlar geçiyor değerli arkadaşlar. Dinamik kökenli Azor'a bakıyoruz. Yüksek basınç alanıdır arkadaşlar. Yıl boyu etkili olmakla birlikte en fazla yazın etkili olur. Arkadaşlar bu Azor aslında bu 30 derecelerdeki çöl iklimin oluşturan basınçtır. Yani bizde mesela Türkiye'de yazın etkili oluyor, bu Azor Türkiye'ye böyle yazın sokuluyor ya. Hemen ne yapıyor? Türkiye'de yazın yağışlar komple kesiliyor. Allah'tan bu yıl boyunca etkili değil. Eğer Türkiye'de yıl boyunca çok belirgin olsaydı ne olacaktı Türkiye'de? Çöl olacaktı sevgili arkadaşlar. Ama Türkiye'nin çöl olmasına kim izin vermiyor? İzlanda izin vermiyor. İzlanda geliyor hemen kışın ne yapıyor? Hop. Türkiye'yi suluyor ve çöl olmaktan kurtarıyor değerli arkadaşlar. Termik kökenli alçak basınç alanı olan Basra arkadaşlar yazın etkili olur. Karasal, sıcak ve kurudur. Türkiye'ye güney ve güneydoğudan sokulur. Yani şuradan şöyle sokuluyor. Sevgili arkadaşlar özellikle güneydoğandoğu bölgesinin yaz aylarında çok ısınmasının sebeplerinden bir tanesi de nedir? Basra alçak basıncıdır değerli arkadaşlar. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Kaç tane basınç merkezini öğreniyormuşuz? Dört tane basınç merkezi. Bunlar neler? İzlanda, Sibirya, Azor ve Basra. Evet. Şimdi Türkiye'de etkili olan rüzgarlara baktığımızda neler var? Karayel, Yıldız, Poyraz. Kuzeyden etkili olan, kuzeyden esen rüzgarlar ne yapıyor arkadaşlar? Türkiye'de sıcaklığı düşürüyor. Güneyden gelenlerse ne yapıyor? Sıcaklığı arttırıyor. Şimdi ne demiştik biz daha önceki videolarımızdan hatırlarsanız bunları ezberlemek için Karayel, Yıldız ve Poyraz değil mi? Kayıp demiştik. K Y P. Burada ne vardı? İşte Samyeli, Kıble ve Lodos. Ne demiştik? Kayıp, Sakal değerli arkadaşlar. Bunlar Türkiye'de etkili olan rüzgarlar. Şimdi Karayel nereden sokuluyor? Kuzey, e, batıdan sokuluyor arkadaşlar. Karayel, tabii burada birçok öğrencinin yanlış bildiği bir şey var değerli arkadaşlar. Herkes sanıyor ki Karayel sadece buradan esiyor. Ya böyle bir şey yok. Mesela şöyle bu yönü gösteriyor. Şu rüzgar hangisi? E bu da Karayel. Bu hangisi? E bu da Karayel. Peki bu hangisi? E bu da Karayel. Anlatabildim mi? Yani Karayel şöyle eser. Okey. Lodos nasıl eser? Lodos da böyle eser arkadaşlar. Değil mi? Yani bunlar ne yapıyor? Sadece bize yönleri veriyor. Mesela Poyraz şöyle eser. Şuradan gelen hangisi? Poyraz. Bu hangisi? Poyraz. Bu hangisi? Poyraz. Şu hangisi? Poyraz. Yönü veriyor değerli arkadaşlar. Tamam mı? Ve burada unutmamamız gereken bir şey daha var. Türkiye'de etkili olan rüzgarlardan hangisi yağış getirmez? Yağış getirmeyen nedir? Samyeli ya da keşişleme diye adlandırdığımız rüzgar. Neden? Çünkü bu kara üzerinden geliyor arkadaşlar. Böyle Orta Doğu çölleri üzerinden geliyor. Bu yağış getirmez. Peki diğerleri yağış getirir mi? Evet diğerleri yağış getirir. Özellikle kuzeyden etkili olan rüzgarlar yağış getiriyor. Bir de Lodos. Lodos ile ilgili belki duymuşsunuzdur. Lodos'un gözü yaşlıdır. Bu ne demek arkadaşlar? Yani lodos estikten sonra hemen böyle bir yağışlar gelir demek. Evet şimdi Türkiye'de e, gene özel konuma bağlı oluşan e, rüzgarlar var. Bunlar neler? İşte dağ vadi meltemi, fön e, ve deniz kara meltemleri. Şimdi yani biz de yarımada olduğumuz için deniz ve kara meltemleri olacak. Yani Türkiye karadan denize, denizden karaya doğru mu? Günlük esen rüzgarlar gene aynı şekilde engebeli bir yer olduğumuz için dağ vadi meltemleri olacaktır. Yani işte vadiden dağa, dağdan vadiye doğru esen rüzgarlar bunlar. Günlük rüzgarlar biliyorsunuz meltemle. Fön rüzgarları da sevgili arkadaşlar neydi? İşte dağ yamacından aşağı sarkan rüzgarlar. Yani buradan geliyor rüzgar. Ondan sonra böyle aşağı doğru indiğinde ne oluyor? Isıtıcı bir etki oluşturuyordu sevgili arkadaşlar. Bunlar özellikle Karadeniz bölgesinde çok etkili oluyordu. Bizde işte kalaş veya bakır sattıran olarak da anılıyor bu rüzgarlar değerli arkadaşlar fön rüzgarları. Bazı yerlerde ürünün çok çabuk olgunlaşmasına bazı yerlerde de ürünün yanmasına sebep oluyordu fön rüzgarları. Şöyle gelelim Türkiye'de yağışa. Şimdi Türkiye'de çok yağış alan yerler nereler? Ortak özellikleri neler? Bununla ilgili ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ben size desem ki arkadaşlar bana Türkiye'den e, çok yağış alan bir yer söyleyin desem... Muhtemelen diyeceksiniz ki ya hocam çok yağış alan bir yer deniz kenarıdır yani. Evet deniz kenarıdır çünkü deniz kenarı e, neye göre daha fazla iç kesimlere göre daha çok yağış alır mantık olarak. Peki tamam güzel Türkiye'de deniz kenarlarına şöyle bakıyorum e, Akdeniz'de deniz kenarı Ege'de deniz kenarı Karadeniz'de deniz kenarı peki bunlar aynı miktarda mı yağış alıyor? Hayır. He demek ki deniz kenarı olması evet çok yağış olmasına sebep olabilir fakat. Bütün deniz kenarları aynı miktarda yağış almıyor. Peki Karadeniz ve Akdeniz neden Ege'ye göre daha çok yağış alıyor? Çünkü Karadeniz ve Akdeniz'de arkadaşlar dağlar nasıldı? Şöyleydi değil mi? Hani kıyıya paraleldi. Deniz etkisi içeriye sokulamıyor. Geliyor dağların işte burada kuzey yamacına, buradaysa güney yamacına yağışını bırakıyordu değerli arkadaşlar. Ege'de ise içeriye sokuluyordu. Peki hocam, tamam güzel. Şimdi Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanıyor, değil mi? Yani şöyle uzanıyor. Ama Karadeniz'in her yer aynı miktarda yağış almıyor. Evet, almıyor. Nereler çok yağış alıyor? Karadeniz'de yüksek olan yerler çok yağış alıyor. Bir de mesela şuraya bakalım. Örneğin özellikle Karadeniz bölgesinde arkadaşlar şunu şöyle karışmasın diye yeşille çiziyorum. Bakın buradan gelen karayel var arkadaşlar. Karayel Şuradaki şeylere, dağlara şöyle çarparak Batı Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de çok fazla yağışlara sebep olur. Mesela Orta Karadeniz e, çok yağış almaz Karadeniz'in diğer bölgelerine göre. Bunun bölümlerine göre. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi ne? Hem Orta Karadeniz'in birazcık yani Samsun ve çevresinin alçak olması hem de hava kütlelerinin e, direkt kesmiyor. Hava kütlelerine böyle bakın paralel uzanıyor. Yani... Geçiyor yani anlatabildim mi burada? Demek ki bir yerin arkadaşlar çok yaş alması yani çok yaş alan yerlerin ortak özellikleri şöyle uzatırsam çok yaş alan yerler bir deniz kenarı değil mi? Denize kıyısı var. Ondan sonra ne dedik? Dağlar, kıyıya paralel ve Nedir arkadaşlar? Yükselti fazla. Bunlar çok yaşalan yerlerin ortak özellikleri. Oldu mu? Bakın dikkat ederseniz genelde zaten yüksek olan yerler olduğunu şurada görecek. Burada ne vardı? Yıldız dağları vardı arkadaşlar. Burada neler var? Akdeniz'de Menteşe dağları işte Toros dağlarını görüyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bunları tanıyalım. Bir neresi? Yıldız dağları. Hemen şu kısım görüyorsunuz. 40 Kırklareli. İki Kastamonu, Sinop, Bartın yani şu kısım, doğru mu? Evet, Zonguldak, Bolu falan. 3. Ordu, Giresun, bakın şu Batı Karadeniz, Trabzon, Rize ve Artvin. 4. Hakkari ve çevresi. Niye Hakkari ve çevresi çok yağış alıyor? E çünkü yüksek. 5. Orta Toroslar yani şu gördüğünüz şu kısımlar. 6. Antalya bölümü. 7. Menteşe öresi, Muğla. 8 biga çünkü burada da Kaz Dağları var. Ne gördük? Demek ki yüksek yerler arkadaşlar çok yağış alıyor. Denize kıyısı olan yerler çok yağış alıyor ve dağlar kıyıya paralelse daha çok yağış alıyor değerli arkadaşlar. Peki az yağış alan yerler nereler? E, az yağış alan yerler o zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle yaparsak bir kere iç kesimlerde olacak. Yani denizle alakası pek olmayacak. İkincisi ne olacak arkadaşlar? Çevresine göre çukur olan yerler, alçakta kalan yerler. Madem yüksekler çok yağış alıyordu, o zaman çukur alanlar ne olacak değerli arkadaşlar? Daha az yağış alacak. Bu nedenle çevresine göre alçakta kalan yerlerde biliyorsunuz işte bazı ovalar, Malatya Iğdır Ovası gibi ovalar. Türkiye'nin en az yağış alan yeri Tuz Gölü ve çevresi. Çünkü Tuz Gölü tamamen bakın burada ne vardı? Kuzey Anadolu Dağları, burada ne vardı? Toros Dağları. Yani bir kere çevresine göre çukurda kalan bir saha arkadaşlar. Deniz etkisi içeriye sokulmuyor. Türkiye'de en az yağış alan yer. En az yağış alan yer. Bir burası. Bir de arkadaşlar neresi? Iğdır Ovası. En az yağış alan yer. Iğdır Ovası nerede? Burada. O da çevresine göre çukurda kalan bir yer değerli arkadaşlar. Evet işte Konya e, işte Güneydoğu Anadolu bölgesi Malatya Ovası e, ve Iğdır Ovası Türkiye'de en çok e, özür dilerim en az yağış alan yerler değerli arkadaşlar. Neymiş İç kesimler ve çevresine göre çukur olan yerler. Peki Türkiye'de ne tür yağışlar görülüyor? Arkadaşlar üç tür yağış vardı. Konveksiyonel yağışlar, yamaç yağışları ve cephe yağışları vardı. Şimdi konveksiyonel yağışlar biliyorsunuz en çok ekvatorda gözüküyordu. Olduğu yerde yükselip yağış bırakanlar. Yamaç yağışları ise böyle nemli hava geliyor, dağ yamacına çarpıyor ve orada yağış bırakıyordu. Cephe yağışları ise orta kuşakta gözüken yağış türleriydi. Yani 30 ve 60 enlemleri arasında batı rüzgarlarıyla kutup rüzgarları karşılaşıyordu ve bu yağışlar meydana geliyordu. Şimdi yükselim yağışlarının Türkiye'de görüldüğü yerler nereler? Hemen bunları ben şöyle bir yeşille tarayayım arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz yerler. Türkiye'de konveksiyonel yağışların görüldüğü yer. Ya da yükselim yağışları. İç Anadolu'da ilkbahar, Güney Doğu Anadolu'da ilkbahar, Doğu Anadolu bölgesinde yaz, Trakya'da ilkbahar. Yani ülkemizde genelde ilkbaharda görülen yağışlar. Doğu Anadolu'da dediği Erzurum ve Kars çevresinde burada yaz yağışları alıyordu ya Erzurum ve Kars. Şöyle yapalım. Erzurum, Kars'ın böyle bir farklı bir özelliği var Türkiye'de arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani yazın yağış alır. Bitki örtüsü farklıdır o yüzden çayırlardır diğer yerlere göre. Şimdi İç Anadolu'da bu yağışa ne deniyormuş? 42'nde yağışları deniyor. Niye? Çünkü genelde öğleden sonra yağıyor bunlar saat 2 gibi. Yamaç yağışlarına baktığımızda arkadaşlar Akdeniz kıyıları denize bakan yamaçlar yani şuradan nemli hava geliyor ya şöyle bakın şuradan nemli hava geliyor ve buradaki dağlara çarpıyor. Karadeniz'de ise gene kuzeye bakan yamaçlar değil mi? Çünkü Karadeniz'e bakan taraflar Menteşe yöresinde ve Yıldız dağlarında tabi dağlık alanlar şurası Menteşe ve Yıldız dağları yani buralarda görülen yağışlar nedir değerli arkadaşlar? Yamaç yağışlarıdır özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de çok belirgin. Ege'de niye yok? Çünkü Ege'de dağlar kıyıya dik uzanıyor. Cephe yağışlarına baktığımızda cephe yağışları Akdeniz iklim bölgeleri e, özellikle Akdeniz iklim bölgeleri niye? Çünkü kışın görülen yağışlar bu cephe yağışlarını getiren biz aslında İzlanda. Demin e, İzlanda basıncından bahsettik ya arkadaşlar kışın geliyor işte özellikle Akdeniz iklim bölgesine yani buralara kışın yağışlarını bırakıyor. Kışın ülkemizin genelinde görülen yağışlar ne demiştik? Cephesel kökenlidir. Zaten bu yağışlar sadece ve sadece orta kuşakta gözüküyor değerli arkadaşlar. İşte Türkiye'de yağış tipleri bunlardı. Şimdi Türkiye'de iklim tiplerinin dal haritasına baktığımızda arkadaşlar burada neyi görüyoruz kabaca? İşte Akdeniz iklimi ve Akdeniz ikliminin ee, hani geçiş iklimi diyebileceğimiz iklim. O da nedir? Göller yöresi Isparta ve Burdur'da görülen iklim. Gene Marmara için ne diyebiliriz? Marmara geçiş iklimi diyebiliriz. Aslında bunların hepsi Akdeniz iklimi. Yani şuradan şöyle geldiğimizde şuralar komple nedir? Akdeniz iklimidir. Fakat birazcık farklıdır. İşte hani burası karasallığa geçiştir. Burası işte Marmara geçiş iklimi şeklindedir. Gene ee, neyi görüyoruz? Karadeniz iklimini Karadeniz kıyısı boyunca uzandığını görüyoruz. İşte İç Anadolu bölgesi tipi karasal, Doğu Anadolu bölgesi tipi karasal iklim ve Güneydoğu tipi karasal iklim diye de ayırabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve Trakya tipi karasal iklim diye ayırabiliriz. Türkiye'de iklim tiplerinin dağılış haritasını. Şimdi Akdeniz iklimine bir bakalım. Akdeniz iklimi Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında görülüyor. Arkadaşlar bu iklimin esprisi nedir? Bu iklimin esprisi şu. Dikkat edin. Yazlar şu grafiğe dikkat edelim. Şunlar ne arkadaşlar? Şu çubuklar yağış. Bu ne? Sıcaklık. Burada ne var? Yazlar nasıl arkadaşlar? Yazlar sıcak. Yani sıcaktan kastımız 30 derece civarında. Ve kurak. Kurak olduğunu nasıl anlıyorum? Şöyle yağışlara bir bakıyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yağış yok. O zaman yazlar ne? Sıcak ve kurak. Peki kışlar nasıl? Kışlar bakın 10 derece civarı sıcaklığı görüyorsunuz değil mi? 10 derece civarına biz ne diyoruz? Soğuk demiyoruz. Ilık diyoruz arkadaşlar. Ilık ve yağışa bakıyorum Ocak ayında, Şubat ayında ve Aralık bunlar kış ayları olduğu için. O zaman ne diyorum? Ilık ve yağışlı. Yani yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Nerede? İşte şu Akdeniz kıyılarında. Ege kıyılarında ve Marmara'da. Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalarda arkadaşlar. Tabi hatırlayalım. Bu iklim tipinin bitki örtüsü neydi arkadaşlar? Maki. Değil mi? Bitki örtüsü neydi? Maki. Gene hatırlayalım. Bu iklim tipinin toprak türü neydi arkadaşlar? Terra rosa. Tamam mı? Şöyle geçtik. Akdeniz ikliminin arkadaşlar bitki örtüsü ve toprak tipi dedik. Yağış özelliği kışın fazla, yazın az yağış alır. Genel özellikleri yaz turizmi. Neden? Çünkü yazın yağış yok. Deniz turizmi bu açıdan çok popüler. Pamuk tarımı yağış rejimi ve güneşli gün sayısı nedeniyle Uygun seracılık işte seracılık faaliyetlerini biliyorsunuz böyle üstü kapanıyor camlarla veya naylonlarla e, turunçgil e, zeytin zeytin zaten ve turunçgil arkadaşlar akdeniz ikliminin karakteristik tarım ürünleridir. E, kış ılıklığı nedeniyle buralarda görülüyor bu tarım ürünleri. Karadeniz iklimine bakalım arkadaşlar Karadeniz iklimi ile ilgili ne söyleyeceğiz hemen yazalım buraya. Ee, yazlar nasıl arkadaşlar? Yazlar. Şöyle bir bakalım. Sıcaklık nasıl? Eh işte. Peki ee, ne diyebiliriz? Yazlar sıcak ve ee, yağışlı diyebilir miyim arkadaşlar? Peki kışlar nasıl? Yani tabii bu sıcaklık Akdeniz gibi sıcak değil. Buna hafif serin de diyebiliriz. E, kışlar nasıl peki burada arkadaşlar? Kışlar ılık ve yağışlı. Yani yazın yağışlı, kışın yağışlı. Ilık dediğimiz bakın gene 10 derece civarında. Peki bitki örtüsü ne? İşte ormanlar değil mi değerli arkadaşlar? Ormanlar. Toprak ne? Kahverengi orman toprakları. Peki nerede gözüküyor? Bakın yıldız dağlarından tutun. Ta şurada kırklar elinden Artvin'e kadar uzanan bütün bu hat boyunca Karadeniz iklimini görürüz değerli arkadaşlar. Bakın bu iklimin ana esprisi Yağış rejimi nedir arkadaşlar? Yağış rejim düzenlidir. Düzenliden kasıt ne? Her mevsim yağış oluyor bakın. Her mevsim. Peki en çok ne zaman yağış alıyor derseniz sonbahar aylarında. Bakın belirleyici fark burada sonbahar. Her mevsim yağışlı ama sonbaharda daha fazla yağış alıyor. Peki iklimin özelliklerine bakalım. Bitki örtüsü ne dedik? Karma orman ve psödomaki. Pseudomaki ne demekti? yalancı makiydi arkadaşlar. Mesela fındık neydi? Fındık bir yalancı makiydi değil mi? Yani pseudo makiydi. Toprak tipi kahverengi orman toprağı arkadaşlar ve kireçli orman toprağı. Özellikle kahverengi orman toprağını bileceğiz. Yağış özelliğine yamaç yağışları alır ve sonbaharda en çok yağış alır. Orografik demiştik değil mi biz bu yamaç yağışlarını? Genel özellikleri çay, fındık, mısır tarıma uygundur. Bal nem oranı yüksektir. Bal nem ne demekti arkadaşlar? Yağış ihtimali demekti. Değil mi? Yağış ihtimali. ihtimali. Sıcaklık farkı en az olan iklimdir. Neden? Çünkü nem fazlaydı değil mi arkadaşlar? Nem fazla. Nem ne kadar fazlaysa sıcaklık farkı da o kadar az oluyor. Kimyasal çözünmenin en fazla olduğu iklimdir. Kimyasal çözünme neydi? Kayaçların su ve sıcaklıkla birlikte ayrışmasıydı değil mi? İki tür ayrışmadan bahsettik. Biri fiziksel, öbürü kimyasal. Kimyasal Karadeniz'de oldukça etkili. Neye geldik arkadaşlar? Ilıman karasal iklim. Ilıman karasal iklim nerede? Türkiye'nin iç kesimlerinde. Şu kırmızıyla taranan kısmı görüyorsunuz. Peki, burada sıcaklık ve yağış durumu nedir arkadaşlar? Şöyle şuradan bir bakalım. Yazlar nasıl? Yazlar sıcak ve kurak. Yaş yok. Peki kışlar nasıl? Kışlar soğuk bu sefer. Niye? Çünkü bakın sıfır dereceyi görüyorsunuz arkadaşlar. Sıfır derece civarında. Soğuk ve kar yağışlı. Soğuk ve karlı. Sıcaklık farkı nasıl? Çok fazla. Bakın sıfırdan kaça çıkıyor? 30'a Sıcaklık farkı. Niye fazla arkadaşlar? Çünkü karasal. Karasal ne demekti? Deniz etkisinden uzak demekti arkadaşlar. Bakın hem Trakya'da gözüküyor hem Türkiye'nin iç kesimlerinde şöyle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da gözüküyor bu karasal iklim. Bitki örtüsü neydi bunun? Hatırlayalım. Boz, kır değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi gelelim buraya. Bitki örtüsü bozkır ya da step ya da antropojen bozkırlar da oluşabiliyor. Antropojen bozkırlar neydi? İnsan kaynaklı bozkırlar. İnsan kaynaklı, insanlar sebep oluyordu değil mi? Toprak tipi kestane ve kahverengi bozkır toprağı. Bozkır toprağı. Yağış özelliği ne zaman yağış alıyordu daha çok? İlkbaharda. Ne tür yağışlar alıyordu? Yükselim ya da konveksiyonel yağışlar alıyordu. Tahıl tarımı yani buğday, arpa, çavdar. Küçükbaş hayvancılık buna uygundur. Neden küçükbaş hayvancılık? E çünkü bitki örtüsü bozkır. Bir yerde bozkır varsa arkadaşlar orada yapılan ekonomik faaliyet ne olacak? Küçükbaş hayvancılık olacak. Fiziksel çözünme. Neydi fiziksel çözünme? Sıcaklık farkından dolayı arkadaşlar. Gerçekleşen ayrışma. Sıcaklık farkı. Ne, ne demiştik demin? İki tür ayrışmadan bahsediyoruz. Biri kimyasal öbürü fiziksel. Yani taşların ufalanması. Kimyasal neydi? Su ve sıcaklık fazla. Fizikselde ne? Hani çöllerdeki gibi sıcaklık farkından dolayı taşların ufalanması. Erozyon şiddetlidir. Erozyon ne demek arkadaşlar? Toprağın üst kısmının aşınması demek değil mi? Toprağın üst kısmının, verimli üst kısmının aşınıp gitmesi. Ve nadas uygulaması yaygın. Nadas ne demek? Nadas toprağın bir yıl Ekilmeden bırakılmasın. Evet, bırakılmasın. Yani bir yıl ekiyor, bir yıl ekmiyor. Nadasa bırakıyor. Niye? Çünkü sulama falan az olduğu için, yağış az olduğu için bir yıl toprağı dinlendiriyorlar değerli arkadaşlar. Sert karasal iklime geldiğimizde bu iklimi nerede görüyorduk? Erzurum ve Kars'ta. Şuraya yazıyorum bakın. Erzurum, Kars ve Ardahan'da. Ardahan. Erzurum, Kars, Ardahan. Nasıl bir arkadaşlar yağış e, durumu var? Dikkat ederseniz yaz aylarında yağış alıyor. Yani yazlar şöyle diyebiliriz. Yazlar serin. Niye serin? Sıcaklığa bakın arkadaşlar. 16-17 derece ve yağışlı. Kışlar nasıl? Kışlar çok soğuk. Arkadaşlar çok soğuk. Sıcaklık farkının en fazla olduğu iklimdir. Bakın. Sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim. Niye? Çünkü şiddetli bir karasallık var arkadaşlar. Şiddetli karasallık ne yapar? Sıcaklık farkını arttırır. Sıcaklık farkını ...arttırır. Bunu unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi... ...bu iklimi tanıyalım. Bitki örtüsü ne? Dağ çayırları. Dağ çayırı arkadaşlar... ...yani uzun boylu otlaklar. Bunlar bu fotoğrafta da gözüktüğü... ...üzere... E, ...büyük baş hayvancılık için... ...çok ideal. Yani büyük otunuz varsa... ...çayırınız varsa büyük baş hayvancılık... ...yaparsınız. Ama eğer... ...bozkır varsa küçük baş ...hayvancılık yaparsınız. Ee, toprak tipi çernezyum çernezyum kara toprak demek arkadaşlar oldukça verimlidir aslında e hocam madem o kadar verimli niye Erzurum da tarım yapılmıyor e çünkü iklim çok sert yani altı ay zaten kar yerde arkadaşlar yağış özelliği yükselim yağışları alıyor tabi özellikle ne zaman alıyor arkadaşlar yaz aylarında Genel özellik büyükbaş hayvancılık arıcılık için uygun. Sıcaklık farkı en çok olan iklim. Kış yağışları kar şeklinde ve az. Şimdi zannedersiniz ki Erzurum Kars'ta böyle çok yağıyor. Kışın falan. Hayır. Kar az yağıyor fakat yerde kalıyor, erimiyor. Çünkü sıcaklıklar hep sıfırın altında olduğu için karın yerde kalma süresi çok uzun oluyor arkadaşlar. Yaz yağışları da yağmur şeklinde oluyor. Değerli arkadaşlar şurada hatırlayalım bunu unutmayalım. Bakın bir E harfi çiziyorum. Şurayı görüyor musunuz bak. Çizdim buraya kadar yeşille. Yeşille olan çizginin olduğu hatta kadar olan bütün iç kesimlerde ne zaman çok yağış alıyor? İlk barda. Peki şu Erzurum Kars çevresinde ne zaman çok alıyor? Bakın yazın. Peki şu hatta ne zaman çok yağış alıyor? Karadeniz'de, sonbaharda. Güzel. E peki şurada ne zaman çok yağış alıyor? Bakın. Burada da kışın. Bakın bir küçük e harfi çıktı. E harfi. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış şeklinde. Tamam mı? Bunu böyle aklınızda tutarsanız. Şimdi ilkbaharda şurada karasal iklim en çok yağış ne zaman? İlkbaharda. Sert karasal iklim en çok yağış ne zaman? Yazın. Karadeniz iklimi en çok yağış ne zaman? Sonbahar. Akdeniz iklimi en çok yağış ne zaman? Kışın. Bu şekliyle aklınızda kalır sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi konu biterken ne yaptık biz bu dersimizde? Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörleri inceledik değil mi? Neler iklim üzerinde etkili? İşte bunların bir kısmı mutlak konumuyla alakalı olanlar bir kısmı özel konumuyla alakalı olanlar. Sonra Türkiye'de görülen iklimlere baktık arkadaşlar ve bu iklimlerin özelliklerini tek tek irdeledik değerli arkadaşlar. Şimdi hemen ödüllü soruyu şöyle size bırakıyorum ödüllü sorunun cevabını videonun yorumlar kısmının altına bekliyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi çalışmalar.